İkili mücadeleye devam ediyoruz. Kritik bir konu başlığımız var. Çünkü önemli bilgiler var Beşiktaşlar için. Ee, sevgili Ali Ece, Sayın Hasan Arat'la bir görüşme yaptı. Detayları var. Bu Serdar Ali'ye söyledim yapma. Adam kesin meşguldür, çok işi vardır. O yüzden bana dönememiştir. Ama yine her zaman olduğu gibi Serdar Ali Çelikler beni dinlemedi. Bunun üzerine Sayın Başkan beni 1863 antrenmanında... Biz set oyunu çalıştırıp bizimkiler bir türlü uğratamazken aradı. Dedim şimdi açmayayım. Gerginim. Mesaj attım. Başkanım ben yarın sizi arayayım. Ben aradım ama sonra fark ettim ki Londra'daymış. Londra'da saatçi diye bir yerin önünde. Kafamı toplayıp yalnız kalmak ve biriyle dertleşmek için sizi arıyorum dedi. Peki dedim. Sonra öncelikle şeyi söyledi. Sizin önerdiğiniz oyunculara ve sizin gibi bağımsız, özgür ruhlu... Sadece takımın iyiliğini isteyen, hiçbir menajerle, hiçbir zaten transferden hiçbir ticari beklentisi olmayan, hiçbir e, ticari olarak da hiçbir fayda sağlamamış kişilerin fikirlerine ayrıca biz önem veriyoruz. Sizin çok önerdiğiniz Roma uyu, Barcelona'dan. Biz de çok istiyorduk. Ve hani o gündem yapılan, işte Hasan Arat, ben de sordum bunu. Şimdi seçim vaadi olarak seçim sürecinde işte şu kadar ülkeden bu kadar insanı arayıp anında ulaşabilirim diye evet. Onları da bana cevaplamış oldu benim yaptığım işte eleştiriye. E, ben size e, anlatayım dedi neler olduğunu. Barcelona Başkanı Laporta ile gerçekten yakın arkadaş. Ve Barcelona Başkanı Laporta'ya demiş ki por favor ya bana bir iyilik yap arkadaş olarak. Bu Romeo'yu bize ver. Tamam demiş Laporta. Kabul etmiş. Yani başka yere gitmek istiyordu ama peki demiş e, Romayo teknik direktör Fernando Santos o demiş tam bizim aradığımız oyuncu dinamik 8. Şimdi Barcelona'da sene başında iyi oynadı. Southampton'da yıllarca oynadıktan sonra bir sene de İspanya'da oynamıştı. Birden kendini çok büyük bir takımda buldu. Ama o Pedri'lerin e, Frankie de Jong'ların oyununa bir süre sonra ayak uyduramadı. Çünkü Xavi'nin oynatmak istediği başka bir oyunu var. Ama Beşiktaş'ın Jetson'un yanına çok oturacak bir isim. Yani savaşçı 8, topta kullanabiliyor. Southampton'dan da bildiğimiz gibi driplingi de olan bir oyuncu. Ve bir kere her şeyden önce müthiş bir mücadeleci oyuncu. Barcelona'nın başka oyuncu ihtiyacı vardı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncu. Tamamen anlaşılmış. Romeo ikna edilmiş ve Laporta tamam demiş. Böyle hayırlısı olsun demiş Hasan Bey. Ve ertesi gün eşi, Romeo'nun eşi Türkiye ile ilgili haberleri açarken maalesef ülkemizde yaşanan kilise saldırısı nedeniyle eşi büyük bir böyle panik yaşamış ve git, gelmek istememiş. İş bu yüzden suya düşmüş. İki, Paris Saint Germain Beşiktaş'a üç tane oyuncu veriyormuş. Bu üç oyuncudan iki tanesi zaten Semih'in oynadığı yer. Yani genç forvet oyuncuları bunlar ve Fernando Santos demiş ki bizim gençlerimiz zaten çok iyi. Yani özellikle Semi, Mustafa Ekimoğlu ve Demir Ege'nin bölgesine ben genç oyuncu istemiyorum. Ramo gibi tecrübeli, gelir gelmez takıma katkı yapabilecek, hazır oyuncuya ihtiyacımız var demiş. Ee, bunun üzerine bu sefer Chelsea işte Londra'ya giderek Chelsea'de yine arkadaşı Burley ile ya adamcağız zaten hani bu eleştirilerden o kadar etkilenmiş ki şöyle diyor zaten. Taraftar haklı diyor beni eleştirmekte. Ben böyle söyledim ve taraftar haklı. Ama bir kısım sosyal medya hesapları uzantılarının hani bunu dalga unsuru haline getirmesi yani ben herkese tanışıyorum işte yani ona ben üzüldüm. Hani adamlar resmini gösteriyor, gönderiyor, şey yapıyor. Ya ben inanıyorum Hasan Bey diyorum. Ben inanıyorum zaten hani inanmayanlar için diyor. Şimdi somut yine transferle ilgili ne oldu? Chelsea başkanı Böhley. Tek tek isimleri not aldım çünkü bir tane oyuncuyu bilmiyorum ben. Tabii Malang Sarı hepimiz biliyoruz. Malang Sarı veriyor. Bunu veriyoruz kiralık ama şartları da siz anlaşın oyuncu maaşıyla. işte kiralama bedeli falan o kolay diyor. Siz tamam. Fernando Santos diyor ki ama bende zaten hamle stoperi solak uzun boylu. Zaten Koley var diyor. Ben nasıl iki sol stoper oynatayım ki diyor. Malangsar iyi oyuncu ama Koley de yani Koley'e ya göre de böyle Koley'i hemen satıp yarına Malangsar'ı alıyorsak tamam da yani öyle bir durum da yok. Ve Koley'den böyle kat 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 iyi değil yani. Sergio Ramos değil adam yani ya da şu dökülen Chelsea savunmasına bir şekilde düşünülmüyor. Hani bir disasi, disasi. bekleneni veremedi. Fofana Bahdi, sakat. Thiago Silva'nın karısı hocayı eleştiriyormuş Pochettino'yu falan filan. Şu adam mahcup oluyormuş. Yani dökülüyor savunması ve oraya giremiyor. Bunu da söylemiş Fernando Santos yani çok uzun zamandır oynamıyor bir de yani hiç şans bulamıyor demiş. İki Washington'ı veriyorlar. Washington diye bir genç oyuncu varmış ben bilmiyorum o yüzden not aldım da buradan bakıyorum. Yani. Washington ya bende Semih var. Semih kat kat iyi Washington'dan demiş. Fernando Santos, üçüncüsü de böyle Andre Santos genç oyunculardan. E Demir Ege'den çok büyük hani Demir Egeyle böyle çıkıp da top diye oynayabilecek seviyede bir oyuncu değil. Hani bir de yabancı sınırı da var ya Beşiktaş. Santos en son demiş ki çok ekstra oyuncu olmadıkça kimseyi almasak da olur. Neden bütçemizi sezon sonuna kalsın. Şu anda çünkü yapılabilecek transfer bunlar. Bizim gençlerimiz çok iyi. Bana illa genç oyuncu genç oyuncu. Gelelim. Rozye. Rozye. Ben şey demişim. Rozie. Yani Svensson da Rozye'den daha iyi değil ki. Yani Svensson'la Rozye'yi Rozye ile ilgili Hasan Arat aynen şunu söyledi Sayın Beşiktaş Başkanı. Rozya dedi Beşiktaş'tan bir takım arkadaşını sözleşmeli oyuncuyu bu maçta oynamayacaksın diyerek aklını çelmiş. Resmen maçta oynamamasına sebep olmuş. Ve bu da tabii ki hem kulüpten hem personelden hem teknik etten büyük yani Rozier'in tamamen bu davranışı nedeniyle apar topar gelen ilk teklifte gönderilmesi tamamen e, davranış bozukluğu olarak nitelendirin yoksa oyuncu kalitesinde tabii kabul ediyorlar onlar da yani bu mesele bu Rozier'e çok. Acı bir mesele bence. Yani, yani biraz istersen aç. Çünkü şey... çok sevdi Beşiktaş taraftarı. E tabii. ilk sezonunda Beşiktaş'ın çok büyük Beşiktaş bir de çok havaalanında yani. evet. karşılandı evet. vesaire. Evet. Yeniden dönmesi için çok evet. büyük. İşte aslında bunlar taraftarlık tarihinde hep bunlar hep notlar. Abu Bakar için de geçerli bu. Rozi için de geçerli. Kolay kolay herkes bir camianın çocuğu olmuyor. Yani bir sezon oynadı, bir sezon şampiyon oldu diye biraz daha dikkatli seçmek lazım. Bu tabii. benim haberim değil. Benim bilgim değil. Hasan Arat'ın bana aynen aktardığı. Yani ben... Rozier'den daha iyi değil ki bu seven son. Ya, bir oyuncu şey boyunca. ediyor değil mi? Ya oynayacaksın. Neden alacak falan bilmiyor, bilmiyoruz. Alacak verecek falan hiçbir şey yok. Şey hayır yok. hani Şimdi teknik oldu Geçen hafta o Beşiktaş'a gelecek ama menajerlerin Beşiktaş'ta paralar ödemiyor, oynanıyor dedi. Şimdi şöyle bir şey var. FIFA'nın e, meselesi var. Şimdi onu bir açalım. Sonra böyle Abu anlatacağım. Joe borlu anlatacağım. Santos'un en sonunda böyle Lovren işini anlatacağım vakayı Lovren'e anlatacağım. Şimdi bir kere Hasan Arat'ın bana söylediği daha önceden Beşiktaş'ın birikmiş olarak oyuncu transferleri nedeniyle menajerlere, oyuncu menajerlerine 10 milyon euro borcu varmış. Bu en başta devraldığı zaman kulübün yönetimine net borçlar listesinde bu yok. Şimdi 10 milyon euro aspara değil bu menajerlere borç. Yalnız bunun bir hukuki çerçevesi de yok. Yani böyle bir şey Kimle ne anlaşması yapılmış? Nasıl anlaşmalar yapılmış? O Altın Hanım var. Kulübe işte hukçu. Altın Hanım hani bu başka bir türlü sözleşmeler bunlar yani bu direkt standart kulüp oyuncu... hizmet sözleşmesi, bonservis sözleşmesi değil bu yani. Bu garip... işler ve yani 10 milyon euro. Az abi 10 milyon euro ya? Bugün iyi bir oyuncu alıyorsun yani. Bayağı iyi bir Çok futbolcu güzel. alıyorsun. İki... Yine en başta olmayan net borçlarda Ruiz 2,7 milyon euro. Yani Ruiz'in avukatının açtığı davada iflas davası açılıyor. Şakası yok bunun 2,7 milyon euro nedeniyle. Hangi kulüp? Ya Beşiktaş düzeyinde bir kulüp 2,7 milyon eurodan batar mı? Hayır. Ama başka bir yerden bir düğmeye basma olayı var. En bana garip gelen Muleka'nın da taksiti varmış. Yani Muleka'nın servisi taksitle ödeniyormuş kulübüne. Ve 850 binmiş taksit. Bir gün gecikirse o taksit ödemesi 90 bin euro cezası varmış. Kardeşim ben Muleka aldı Beşiktaş zannediyordum. Beşiktaş Eurobond mu almış? Yoksa ne almış Beşiktaş? Muleka nedir abi? Öncesinde euro bozarsan euro hani paralar kazanımların gidiyor. Bu bir gün geçe dörsen 90 bin. İki. 10 gün geçirsen 9. Sezon <laughs> başında sezon başında Trafik magandaları tarafından sakatlanan Emrecan'ın da İstanbulspor'dan alındığı zaman bonservisinin yarısı alınmış. Onun da taksidi varmış. Ayrıca kalan yarısının husumeti varmış. 5 yıldır hiç bir satış gözükmüyor. Ve sadece sayıs var. Onu da bir Hasan Başkan diyor ki bence satılmaması gereken tek oyuncu. Hani tam şu anda 5 aradığı aradı lider stoper. E sayıs. Şenol Güneş'le tartıştığı için mi nedir bilmiyoruz ama. E, iki tane daha bomba olay var. Yani benim çok canımı yakanı öğrendiğim zaman bir yani Semi sözleşme yapılmasa bedavaya gidiyormuş Semi kardeşimiz. O oyuncu bugün 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon istenirse gibi tartışsın ama yani Beşiktaş'ın en çok para edecek oyuncusu şu anda. Yani en çok para edecek oyuncu bedavaya gidiyormuş. Yani Samet Aybaba o sözleşme o şov değil. Yapılması gereken. Yani. 19 yaş altı müthiş potansiyellik potansiyelli kaleci. Çok takım istiyormuş ve bedavaya. Yani bunlar da hep yine aynı menajer tayfasının olayı var. Maalesef bunlarla e, bir takım futbol kitaplarında da yazıldığı gibi e, bu Fikret Orman'la ilgili e, gazeteci beyefendi bayağı şeyler yazmıştı hatırlarsan. Davalık oldular, kitap yayınladı. Fikret Orman'la ve o dönem yöneticilerle ilgili belgelerle bayağı davalık olan Atilla Bey miydi? Atilla, Türkler, evet. Atilla abi. Aslında Türkiye'nin kitaplarında da yazdı o gayrimenkullere nasıl çökülmüş, kira uyarlama davası açmış bir sürü yönetim. Bu Aşçıoğlu binası, otopark bunları diğer eski başkan adayı Hürsel de eski altın evet. hocası Hürsel Tekin Oktay'da dile getiriyordu değil mi? Yani bunlar feci işler. E, Personel zam yapılması zaten olması gerekeni bu enflasyon döneminde yaptı yeni yönetim ama en iyisi böyle Semih'i yetiştiren hocalara zam yapılmasını ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu yapılması şu anda ilk gereken işti Semih'le ve diğer yetenekli oyuncularla yeni Semih genç yıldız adaylarıyla daha önceki yönetimin yaptığı hatada Emirhan'da yaptığı, Serdar Saatçı evet. yaptığı hatayı yapmamak, bu işi yapmak artı o nuru yetiştiren hocaların da kulüpte kalıp devam etmesi için Önder Karaveli'de yapılan hatanın yapılmaması ve o düzeni değiştirmek için evet altyapıda Samet Aybaba'nın da görevini çok iyi yaptığını görüyoruz, takdir ediyoruz. Şimdi üst yapıda bu taraftar istiyor. İstiyor transfer. Çünkü bu takım transfer istiyor. Hasan Arant gayet anlıyor ve diyor ki yapılan taraftanın yaptığı bütün eleştiri olgunlukla karşılıyorum ve böyle kabul ediyorum diyor. Kabul ediyorum. Yani ben bunları tanıyorum ama tanımam yetmiyor diyor. Başka bir düzen var, başka bir kasa durumu var. Şimdi iki tane daha transfer niye suya düştü? Gabriel Paulista gerçekten iyi bir stoper oyuncusu. Valencia biliyorsun eski Arsenal stoperi. Şimdi o hakikaten bir, o talihsizlik. Ben onu kabulleniyorum. Yani ben onu beceriksizlik demiyorum. Talihsizlik diyorum. Çünkü Çağlar Fenerbahçe'ye gidince Atletico Madrid'in diğer de sakatlanıyor. Ve adamlar tak Gabriel Paulista biliyorsun o adamlar stopero stoperoloji bölüm başkanı adamlar yani Atletico Ad Madrid. E, Fofana hep söyledim ya bu Fofana'yı nasıl kaçırıyor falan. Fofana Suudi Arabistan'da 6,5 milyon maaş alıyormuş. 3'e kabul etmemiş. Renato Sanchez ise Beşiktaş istediği an olacak bir işmiş. Ve onun eski hocası olan onunla Portekiz takımında muazzam Fofan. verim alan. Fernando Santos demiş ki lütfen son 6 ay ile alakalı sağlık taramasını çok iyi yapalım. Çünkü hani benim teknik direktörün oğlu bir oyuncu gibi algılanacak. Son o oynamasına engel olacak ciddi bir sakatlık durumu varsa nüksedebilecek. Çok Çünkü doğru. bunun üzerinde Hasan Anad demiş ki başkan hocam haklısınız demiş. Zaten bu Alex Oxlade Chamberlain ne kadar iyi oyuncu olsa da İyi oyuncu. Ama işte en büyük rakibi sakatlık. Acı Badem Hastanesi raporu varmış. Sakatlanma riski var. Yani nüksetme riski var. Başka sakatlık geçirme riski de var. Hani günlerce o transfer İstanbul'da imzaya kaldı. Bir türlü bekliyorum. olmadı ya. E tam da bir buçuk milyon imza parası verilmiş. Yıllık iki buçuktan üç yıllık anlaşma yedi buçuk. Toplam 9 milyon yapıyor. Ben de Alex Oksadı çok beğeniyorum. Ama sakatlıklarını beğenmiyorum. Söylediğim gibi. Liverpool'da da adamı çok beğeniyordum. Yani Şimdi gelelim o zaman şu L'den N'ye Lovren bakasına. Abubakar, Abubakar anlatayım? en son. Abubakar anlat en son sevgili Sence Abubakar Lovren'e niye gitmedi? Brezilya'dan gerçekten Brezilya'dan 4.5 milyon euro bonservis teklifiyle var. Neden? Çünkü Beşiktaş'taki maaşını karşılayamamış olabilir Brezilyalı takımı. Tabii. Ama. Değil mi? O kadar maaş vermiyor. 2 Abu Bakar demiş ki ben peşinatlar falan da aldım. Nasıl olsa bonservisim elimde giderim diye. Hı. Orada yönetim çok doğru bir tavır. Tebrik ediyorum. Çok kolay yani Abu Bakar sen bunları bunları yaptın. Çok yanlış yaptın. Evet bence de yanlış yaptı. Yani bu üçüncü seferindeki üçüncü büyük yanlışını yaptı. Oyuncu bedavaya gönderirsen oyuncuyu böyle ödüllendirmiş olursun. istediği şey yok. zaten. Bunun üzerine iki gün sonra Santos'la temasa geçip Abu Bakar cephesi. Tamam ben oynayacağım. Böyle yola geleceğim ben san. Öyle bu böyle kuantum kadar karışık bir şey değil basit. Sözleşmem var. Oynayacağım. Sonra da artık daha yüksek maaş falan kendi hesabın. E, senin hesabın çarşıya uymuyor kardeşim. Hollerini atarsın yine gidersin sevinirsin falan. Sezon sonunda satarlar. Ha. Ama Abu Bakar bu belli olmaz. Vorul işinde böyle Trabzonspor'un devreye girdiğini iyi bir bonservis bedeli önerdiğini söyledi Sayın böyle Hasan Erat. Başkan Marinakis işte arkadaşı Olympiakos başkanı onun oğlu da Nottingham Forest'ın işlerle ilgileniyor. Ee, demiş ki sizden başka kulüp bu kadar para veriyor ama Joe Worrell gece 2'de yok ben 5 yaşa gideceğim. Daha çok yaşadığı şehir tercihi gibi gözüküyor bu kağıt üzerinde. Ya da işte ya biri üçüncü, biri dördüncü zaten. Beşiktaş hani YouTube geldiği kanalına... ilk maçta da Beşiktaş Trabzon'u yendi. Üçüncülüğe yükseldi. Trabzon üçüncüydü. Beşiktaş YouTube kanalına röportaj vermiş. Zaten İstanbul'da alakalı burada eski arkadaşlarından referans alıyor. Çok e, şehir tercihi orada çok baskı. Evet, evet. Belli oluyor zaten. Evet. Ya genelde İngilizler Türkiye'de çalışmaya İstanbul'a tatilede Ege ve Akdeniz'e gidiyorlar. Bu bir gerçek. <laughs> Ya benim birçok e, İngiliz arkadaşım bilir. bütün Türkiye'yi Marmaris gibi zannediyor mesela. Çünkü sadece Marmaris'e gitmiş. <laughs> onu söyleyeyim. Trabzonspor'un da talihsizliği bu. Zaten o yüzden transferleri de yani İstanbul'a geliyorlar. Yıllardır bu var. Yıllardır. Bu arada olumlu referans veren McGregor. Rangers'la birlikte evet, oynamışlar. Tabii. McGregor'dan almışlar. Evet almış 6 ay kiralık oyundu Rangers'da Warren. Tabii McGregor onca yıl oynadı ki bir tek arada Beşiktaş'ta oynadı. Yani. McGregor'un da yani Beşiktaş'ın en iyi döneminde oynamadığını söylememiz lazım. Tabii. Ona rağmen... Kulüp sorunu çok onu da açıklayayım bari bütün gerçekleri anlatıyorum burada. Hadi bakalım. Ali Ece Kara Kutusu. Abi McGregor e, özellikle bizim böyle Türk hanımların çok beğendiği tipte birisi. Yani David Mabicim Beckham Light de. ya uzun boy, sarışın falan. Karus hani yani bence Karus'tan daha iyi kaleci de kafadan. Bir yere kalecini de çok iyi yaptı. Daha sonra Manuel Fernandes ya şöyle. Kız arkadaşı o zaman e, hamileydi ve hamilelik e, işte 4 ay, 5 ay, 6 ay olunca ben İskoçya annemin yanına gideyim Alan. Hani orada hem Glasgow'da Zaten, sigortamız yani. yani İskoçya'da hem de annesi yani yardımcı olsun. Alan da tamam demiş ama sonra biraz geceleri Manuel Fernandez'e uymuş. Yani performansın düşmesinin sebebini Alan McGregor'ın diğer takım arkadaşları o dönem bana böyle açıkladılar. Abi Alan çok yakışıklıydı. Nereye gitsek herkes Eline bakıyordu. Bizim özellikle esmer kızlar bayılıyordu Alan'a. Yani... Yediler bitirdiler yediler Alan McGregor diye ya, öyle. Ama yani. sonra ülkeye dönünce dikkat edersen yine kariyer süper evet, evet. yani... UEFA finalini yine çıkardı. Ondan önce de UEFA finalini çıkarmıştı. O kart vizitle Beşiktaş'a geldi. Hatta ben de gelirken sordular. Yani... Adam iyi işte ama ben özel hayatı abi nasıl ikamet ya, edeceksin yani? Adem hiç En üzücüsü benim adım o. Yani özel hayattan dolayı performans evet, düşmesi. Evet o zaman çok inanıyordun sana Adem Leic'e. İlk Sen beğenmiyor muydun? Beğeniyordum Fiorentina'da, Torino'da. Torino'da özellikle. Şimdi, ee, Lovren meselesine gelelim. İşte Beşiktaş'taki sorun burada. Lovren'in buradaki menajeri temsilcisi. Tabii ki abi ben söylüyorum mesela, Meraş'ın menajerini ben hep tebrik ediyorum. Helal olsun yani. Keşke benim menajerim olsaydı diyorum ya. Vallahi Yani seni çok severim. Senle programı çok severim ama, ya BBC'de Gary Nicker'la falan, Gary Neville, Roy Keane, ben de yapmak çok isterdim menajerimin sayesinde. CNBC'ye de şeyle yapmak lazım artık. Thierry Henry, Jim Carragher onlar Michael çok iyi. Onlar öyle. işte bence artık O böyle hanım, Hanım Spiker de abi o da çok güzel böyle trollüyor. Michael Muvazzam. şey falan yapıyor hani bu diyor şampiyon ligi kazandı. Ya ya şey hani diyor kazandı ya ya diyor. O diyor Premier ligi kazandı. Bu da diyor ya işte. Sergio Aguero'nun golünü en güzel yerden sürdürüyor. Ben izleyen yani Her sefer her sefer trollüyor. Çok eğlenceli program. Kate Abdo değil mi? Evet. Burada valla trollleyecek bir şey yok. Buradaki olay buradaki menajer temsilcisi. Ben de Lovren'in menajeri olsam aynısını yapardım. Başka türlü oyuncuyu bir takıma satamazsın ki, getiremezsin ki. Yani Lyon'daki maçlarını izleyince insanlar zaten hani o Aleyci'nin yerdiği adam. Ben kendim söylüyorum. Liverpool'daki Lovren, Lyon'dakinin beş katı iyi futbolcu. Bak iyi dedim mi iyi. Abi direkt sosyal medya servis, manşetler. Bir de orada tabii benim eski videolar çıkıyor ortaya. Abi işte bu Lovren Aleyce buluşması beşe işte nasıl oldu? Adam kalpten gidip falan derken. Bu da arada böyle şey olmuş, mu? trending topic olmuş. Fransa'daki e, temsilcisi, menajeri de işte Hırvatistan falan o hattı yani Avrupa'daki diyelim. Batı Avrupa'daki diyor ki bak trending topic olmuş Türkiye'de. Aramış bir saat sonra daha fazla para istemiş. dijital yönetiminden. Orada tabii bizimkiler bir dakika beyler one minute falan filan neyse olay öyle olmuş. Şimdi genel olarak bugün de e, diğer yöneticilerin de anlattı. Bu şey var yani sosyal medyada herkes yapıyor bunu. Sadece Beşiktaş'a karşı yapılan bir şey değil ya da oyuncu satmak için. Artık sosyal medyada oyuncu pazarlamanın, e, değil mi? İstasyonlarından bir tanesi oldu. Oldu. Yani, yani özellikle adı çıkartılıp, yönetimler sıkıştırılıp, taraftarı tabii, şey yapıp Galeyana getirip gaza getirip ve baskı unsuru olarak evet. kullanılıyor sosyal medya. Mesela James Rodriguez, soralım burada Altay azsın Beşiktaş taraftarları. Ha gelmesi bu arada ben serbest bırakılmış yani şöyle serbest oyuncu statüsünde. Işte psikolojik olarak taraftar şu anda biri gelsin ama kardeşim. Hani dünya kupası efsanesi. Ben şey, diyorum dün, ki dondurulmuş, dondurulmuş gerçekliğe hoş geldiniz. Bu kez <laughs> yenilme program yapsak Bu kez yenilmeyin ama dondurulmuş gerçekliğe. Yenilmeyin. En son Everton'da Ancelotti yönetiminde gerçekten 3 ay teknik kalitesini gösterdi. Öncelikle sonra Premier Lig'in kalanında fizik eksikleri oynatılmamasına sebep oldu. Daha sonra oradan oraya oradan. Oraya, arada Yunanistan'a gitti. Yani Yunanistan'da evet. büyük takımda olmayan oyuncu Türkiye'de de büyük takımda büyük ihtimalle ya olmayabilir. Işte bir, bir ay, bir Olmama ihtimali yüksektir. Ben Yunan Ligi'ne fırsat buldukça Fatih Hoca'nın maçlarını seyrediyorum. Lig kalitesinde özellikle şöyle diyelim. Büyük takımların onların da işte şu anda Ayak, Paok, Olympiakos biraz geride kaldı. Panathinaikos. Türkiye'deki işte Fenerbahçe, Galatasaray şu anda e yakın çok yakın Fatih Terim'i getirdiler. Türkiye'de yakın başarılı ol çok başarılı şey, olmuş birini getirdiler şimdi ki Yunanistan'da başarılı olma Panathine ihtimali Alkos'dan var diye. Panathinaikos'tan bak bütün Panathinaikos kadrosundan Fenerbahçe Galatasaray alabileceğin tek oyuncu var. Onu da oynatmayabilirsin. O 7 numaralı y Yannis midir? ismidir. midir? O oyuncu dışında şey e, de Panathinaikos Semih aldı zaten. Bakasetası e, aldı. Şey yani. e, se Samet Sameta e kaydı. Sameti işte ben nereden? Semi. Pardon Samet. Semi kimse almasın <laughs> ama dil Yok yok 10 milyon falan. Benim de söyleyeceğim sevgili Hasan Arat'a, sevgili Feyyaz Uçar'a. 10 milyon falan hayatta olmaz. Ben 20'ye bile geçen isyan ettim. Olmaz kardeşim. Olmaz. olmaz. O bak şimdi o paranın bir kısmı şeye mi gidecek? 10 milyon euro menajerlere borca mı gidecek? O para şeye mi gidecek? Seçimden 3 gün önce işte tüpraş çekleri. Onda artık Ahmet Dunçevi Başkan la Hasan Arat'ın arasındaki konu o. Ben, benim çenemi yorar onların parası öyle söyleyeyim. Yani ben dün Evet, EYT'yi nihayet aldım. <laughs> Ondan bile <laughs> çok abi. mutlu oldum. EYT maaşı aldım diye bir tane. Yani ben tek istediğim şey haklı çıkmak istemiyorum. Beşiktaş'a ilgili mutlu olmak istiyorum. Ya yani Beşiktaş taraftarına ben çok iyi anlıyorum. Durum budur. Ben kimseyi savunmak için söylemedim. Sadece benim yaptığım eleştirilerin Başkan Hasan Arat tarafından hakkaniyetli, iyi niyetli bulunduğu için karşılığında beni arayıp dertleşmek için bunları aktardı ve %90'ında da Beşiktaşlılara açıklama iznini rica ettim. %90'ını kabul etti, %10'unu kabul etmedi. Onları da isterse Sayın Başkan gerekirse sizlere anlatır. Ben burada başkanın sözcüsü falan değilim. Bilakis böyle taraftar sözcüsü olarak onunla konuşmuş oldum. Durum budur. İstediğiniz tepkiyi vermekte. Özgürsünüz tabii ki. Ama durum budur. Ben özellikle bu şeyden çok rahatsızım. Yani 10 milyon euro menajerlere borç nasıl olur kardeşim yani? Ya nasıl olabilir bu ya? Oğlum ben FM'de bayağı ve 20 sene falan çalıştırıyor. FMD işler kitabına göre yürüyor. 20 Türkiye'de 20 sene işler... çalıştırıyorum bu kadar menajerlere yani, borç olmuyor. Çünkü FM'de menajer. Onun yani menajer. Anladın mı? Futbol menajer bu, anladın bu, anladın bu, anladın, bu kadar borç olmuyor. Orada her şey yani şey, bilgisayar bak sokmadığın sürece e, şey aldığın verdiğin menajere giden para belli. Burada çok farklı hikayeler var tabii. Onda... Anlatmadığımız bir şey var mı notlardan? Abu Bakar'ı anlattık. World anlattık. Lovren anlattın. anlattın. Geçmiş olduk. dönem. Paulista, Rozie, Roma, Rozie, Fofana evet. Semiy yetiştirenlere zam. Bu semiye yetiştirilen hocalara zam yapmakta bence doğru kalkınma modelinin miladıdır. Onu söyleyeyim. Ben sırf Altyapı'dan oyuncu yetişsin demiyorum ama böyle değerli oyuncu yetiştirenlere kesinlikle hakkını vereceksiniz ki daha fazla yeni semiler kazandırılsın. Ya bir de semiye şunu da böyle anlatıp ikna edilebilir. Emirhan Bey gitti ne oldu? Çok örnek Nasıl seviyede? Var. Rıdvan Bey gitti ne oldu? Yok yani ne olursa olsun Avrupa'ya gönderme konusunda böyle genel bir şey var özellikle e, eski ünlü futbolcular da konuştuğunda bir an önce tavsiye ne diye soruyorsun genç hocam? bir an önce Avrupa'ya gitsin ama bir an önce Avrupa'ya gitsin de olmuyor bence herhangi bir doğru olması. zamanda herkesin ve bence doğru, doğru zamanı farklı birkaç örnek var mesela Ali Akman Gitti. Yani şu an yani en Nerede son Göztepe'deydi bilmiyorum yedekti. sözleşmesi hala yedekti Evet tabii tabii. Geçen sezon Göztepe'de. Tabii tabii. Yani çok örnek var. Yani Fenerbahçe Mustafa Kaşık'a Lille ikinci takımı yani bir yere git, geri gel doğru zaman. Anlattık ya. Doğru Cimri, takım. Lassel. Ali yazıyor da Lasel diye. Ki en iyi planlanmış. Hiçbirlerle yani? bir alakma. Anlatalım. Ha doğru o var. Şimdi önce menajerlerle ilgili şunu söyleyeyim. Ya her meslek grubunda var iyisi kötüsü yani yapacak bir şey yok. O, bütün me bütün menajerlerde şey değil yani xx değil yani. <laughs> İyisi var yani bayağı iyileri var işte. E bulun onlarla çalışın. Futbolcular için söylüyorum. Şey için kulüpler için iş gittikçe daha da zorlaşıyor. Bu Ali'cim teşekkür ederim sevgili Ali Teker hatırlattı. Cemal Lasel yazdı oraya. Abi ben hakikaten çok enteresan bir olay. Şimdi Newcastle işte sahibi Suudi Arabistan falan filan işte sermaye. Orada bir hanımefendi var Ceo işte en baştan beri. Yani kulübün başkanı gibi yöneticisi gibi executive'i o yani hep tür da evet. görüyorsun. Ha, tabii Hasan Arat'ın yine tanıdığı arkadaşı falan filan onlar. Ee, ve şöyle bir konuşma oluyor. Newcastle yöneticileri arıyor Hasan Arat'ı. İyi de Hasan biz arkadaşız kaç yıldır. Sen bizden oyuncu istediğini söyle. Görüşelim diyor. Ama biz böyle takım kaptanımız Cemal Lasel ve stoperimiz çok var. Bize hiç sormadan niye birilerini gönderdin? Hasan Arat diyor ki ben kimseyi göndermedim. Yok öyle bir şey diyor. Abi 2-3 tane menajer gitmiş. İşte haberleri mi duymuş ya da haber olsun diye mi gitmiş? Beşiktaş'tan hiçbir yetki almadan Nefkes United'a gidip Cemal Lasel'i almak için yani management, menajerlik ilişkisi kurmuşlar. Hani şartlar budur, şudur. Beşiktaş'a sunmak için. Allah Allah. Yani adamın arkadaşı hani benim nasıl geçen hafta büyük tesadüf futbolcunun kardeşini tanıyorum saçma sapan şekilde. Oğlum senin abin niye Beşiktaş'a gelmek istemiyor falan diye çocuğa şakasına takılıyorum. O diyor ki aha böyle böyle dediler. Bak abime yazayım ben de Beşiktaş'ın oncularının numarasını veriyorum. Arasın sorsun böyle bir şey yok diye. Çok benzer bir durum abi. O son mı şeyi canlandırdık böyle. İşte Kemal Sunal, Şevket Altun tokatçı. Yani her yerinden kart çıkıyor bazılarında ama bu tokatçı sahnesi gibi olmasın. Şevket Altun'un o her yerinden kart çıkar. Rest sahnesi Aa, gibi olmasın. Bak değil. ben kimseyi tehdit falan etmiyorum. Bilekiz. Yani ben hiçbir sıkıntı şiddet olayı yaşanmasını istemiyorum. Tamamen karşıyım. Ama lütfen ya. Lütfen ya. Ya bunu da yapmayın abi artık ya. Bunu yapmayın ya. Ali Ece ile beraber ikili mücadeledeydik. Ama pek ikili mücadele gibi olmadı. Biraz daha Ali'nin Sayın Hasan Arat'la konuştukları ve aldığı bilgiler üzerinden... Fenerbahçe bölümünde tamamen sana bıraktım Fenerbahçe yani. Bölümünde Yorumcu, de. Çok iyi bir Fenerbahçe yorumcusun. Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe-Gaziantep e, maçını konuştuk. E, umarım İkili mücadele oldu e. da savunmayı genelde şey yaptık. 3-0 önde olup kale önüne çift katlı otobüs çekenler evet. gibi. Biraz fazla defansif. E, futbol bu içinde o da var. Bazen derin alan savunması, bazen tam sağa karşı pres Bazen de sadece... İşte futbol, football. football, what can I do sometimes yani. <laughs> Sonuç itibariyle Rizultante Importante görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.